Efendim bugün 30 Ekim 2018 günlerden Salı günü raporu programıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 15.09'u gösteriyor ve saatlerimiz 17'yi gösterene kadar bendeniz Cem Açıkgöz programında sizlerle birlikte olacağız. En doğru haberleri sizlere aktaracağız. Sıcak ve son dakika gelişmelerini ise İstanbul ve Ankara ekibimizle birlikte saatlerimiz 17'yi gösterene kadar sizlerle günü raporu programı içerisinde aktarmaya devam edeceğiz efendim ve sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım dilerseniz. Twitter, Facebook ve Instagram adresinden bizlere soru da bildirebilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımız ise 031-772-1071-0531-772-1070 numarasından da kendinize göre haber niteliği tanınızı gördüğünüz videolarınızı, görüntülerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Bizler de vaktimiz yettiğince Mevcut TV ekranlarında yayınlamayı göstereceğiz efendim. WhatsApp ihbar hattından da bizlere rahat ulaşabilirsiniz. Yine dolu dolu bir program olacak. Türkiye ve dünyanın gündemi oldukça yoğun. Peki neler konuşmalarda Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte oldu başkanı ve Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bugün önemli gelişmeler var. Onları konuşacağız. Cumartesi günü İstanbul'da tarihi bir zirve yapıldı. Dörtlü Suriye zirvesinin yansımalarını konuşacağız ve askeri Fırat'ın doğusunu vuruyor. Bununla ilgili Membiç'e bakacağız. Yine ilerleyen dakikalarda politika gerçekleşecek. Peki haberler de gelecek sizlerle birlikte. Sizlere aktaracağımız haberler de gelecek ama dilerseniz önce haber özetlerine bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasına ilişkin neler söyledi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de donarak şehit olan iki askerimizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ operasyonları sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda başlatılan FETÖ operasyonunda kimler hakkında gözaltı kararı verildi? Hepsi ve daha fazlası günün raporunda. Evet, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamaları vardı. Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık şeklinde. Türkiye, Zeytindalı ve Falkan Harekatı'ndan sonra yeni bir operasyona hazırlanıyor. Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör örgütü YPG-PKK hedefi ateşiyle vurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu başlatacaklarını açıkladı. Bir gece ansızın gelebiliriz diyen Erdoğan, hazırlıklarımızı tamamladık. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz dedi. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. İlgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı gençler... Hatta geçtiğimiz günlerde terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün yine tepesine bineceğiz. Hep söylediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz. Irak'ın kuzeyindeki kıtalarını da birer birer temizleyerek bu bölgeyi size yönelik saldırıların da üssü olmaktan çıkartıyoruz. Bakın şurada iki şehidimiz son anda. Neydi? Donarak şehit oldular. Bu sabah İçişleri Bakanı bu konunun bütün detaylarını yaptığı bir basın toplantısıyla anlattı. Yok elbiseleri mi yoktu? Yok şusu mu yoktu, busu mu yoktu vesaire gibi Bay Kemal buralardan kendine rant elde etmeye çalışıyor. Bay Kemal, bak ben sana bir şey anlatayım. Benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak şehadete yürümek de var. Elbise filan bunları bize anlatma. Şu anda bizim askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı elbisesinden
uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine kadar postalları hepsi dünyada en modern tüm ordulardaki malzemelerdir. Ve bizim askerimiz şu anda bunları giymektedir. Ya sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Yani buralardan birkaç oy alayım. Milleti niye aldatmaya kalkıyorsun? Ya dürüst ol be. Dürüst ol. Bu ülkeyi, bu devleti senin küçümse hakkın yok ya. Evet, günün raporu devam ediyor tüm hızıyla. Stüdyolarımıza değerli bir konumuz var. Ankasan Başkanı Profesör Dur Mehmetsin Erol bizlerle birlikte. Açılışta da kısaca değindim sizler için. Neler konuşacağımıza ilişkin ve dünyanın gündemi oldukça yoğun. Sayın Erol'la birlikte gayret göstereceğiz. Bulduk Cem Bey. Evet, birçok konu var konumuzda ama öncelikle dilerseniz Cemal Kaşıkçı cinayetine değinelim. Çünkü gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la ikinci kez görüşmek üzere bugün adliyede oldu ve akabinde Suudi Başsavcı konsolosluğuna gitti ve bazı incelemelerde bulundu. Yine Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama geldikçe, bilgi geldikçe, bizlere düştükçe haber merkezimize sizlere aktarmayı sıcağı sıcağına devam edeceğiz. Efendim siz değerlendiriyorsunuz Cemal Kaşıkçı'nı. Evet, biz de izleyicilerimiz de şunun farkında ki basit bir cinayet değil. Evet. Birinci Dünya Savaşı'na giden biliyorsunuz süreçte iki kişinin öldürülmesiyle yani bir cinayetle başlamıştı. Belki mevzu bu kadar o boyuta varacak kadar bir önem arz etmiyor olabilir bakıldığında ama hem Suudi Arabistan'ın mevcut içinde bulunduğu şartlar hem de Büyük Orta Doğu bağlamı mevcut gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda burada basit bir cinayetmiş gibi görünen hadisenin temelinde çok daha derin hesapların yattığını görüyoruz. Bu da nitekim yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Şimdi burada bakıldığında Kaşıkçı üzerinden bir, Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin hedef alındığını evet. Ki başkonsolosluğun burada olay yeri ön plana çıkması bunu fazlasıyla teyit ediyor. İki, Suudi Arabistan Amerikan eksenine daha fazla yaklaştırılması ve aynı çerçevede Türkiye'nin de Amerikan eksenine daha fazla yaklaştırılmasıyla ilgili bir takım hesaplar var. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Şimdi bakınız. Dönem mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarına baktığımızda artık eski manevra kabiliyetinin olmadığını, kendisine ortaklar edinmede ektiğini ve bölgede yürüttüğü politikaların teker teker akamete uğratıldığını görüyoruz. Somut örnek mesela Irak. Bu 25 Eylül referandumunu biliyoruz. Orada çok farklı hesapları vardı. Ama en azından şu an dondurmuş gibi gözüküyor. Onun yerini birinci öncelikli olarak Suriye'nin kuzeyi aldı. Ve şu an krizinde yine karşı kaldığı bir aktör var. O da Türkiye. Dolayısıyla hem Irak hem Suriye polarında Türkiye'nin izlemiş olduğu mevcut politika Amerika Devletleri'ni ciddi anlamda rahatsız ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne belki hayatında o kadar tatmadığı birçok başarısızlığı yaşatıyor. Şimdi Amerika'nın gündeminde bir başka ülke var. İşte 5 Kasım'da yaptırımlarla birlikte evet. Bu dozajın daha da artması gerekiyor Amerika açısından ve bunu çalmak istiyor. Şimdi Amerika'nın İran politikasının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle İran'ın yakın çevresinden kuşatılması ve İran yakın çevresini oluşturan ülkelerin buna ikna etmesi gerekiyor. Kim onlar? Irak. Irak'a baktığınız Birleşik Devletleri ile İran arasında nüfus paylaşımı anlamında bir bölünmüşlüğü söz konusu. Ama sonuçta İran'ın son açıklandığında Irak'ı Amerika'ya dar ederiz diye Tahran yönetimi var. Geriye Türkiye kalıyor. Körfez, Suudi Arabistan. Efendime söyleyeyim Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan kalıyor. Pakistan-ABD ilişkilerine bakıldığında burada Amerika Birleşik Devletleri'nin o kadar rahat olmadığını görüyoruz. Afganistan'a bakıldığında 7 kocalı Hürmüz'den farklı değil. Türkmenistan daimi tarafsızlık statüsüyle zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne öyle yeşil ışık yakabilecek cinsten bir ülke değil. Bütün bunlara baktığımızda Amerika'nın İran operasyonunu başlatırken
En temelde iki ülkeyi ikna etmesi gerektiğini görüyoruz. Bu iki ülke neden önemli? Türkiye ve Suudi Arabistan diyorum. Pakistan'ı ikna etmek için önemli. Efendime söyleyeyim, Irak üzerinde Amerika'nın kendi etkini daha arttırabilmesi açısından önemli. Ama Körfez, Pakistan ve Afgan boyutunda. Burada Amerika'nın istediği sonucu elde edebilmesi için bu iki ülkenin buna evet demesi lazım. Ama özellikle Türkiye bir kere hayır diyor. Buna yanaşmıyor ve bundan dolayı da işte dolar Brunson değil aslında. Dolar Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları sonrası İran'daki kararlarıyla ilgili fırlama yaptı. Suudi Arabistan'a bakıldığında Suudi Arabistan amiyane tabirle Jack Jack modunda. Yani yapacağım, edeceğim. Bu son Kaşıkçı hadisesine baktığımızda Suud yetkililer de şunu söyledi. Eğer Trump neyse ve Suudi Arabistan'a yönelik bu düşüncelerini geçirmeye kalkarsa biz İran'la birlikte hareket ederiz dedi. Dolayısıyla Suudi Arabistan açısından çok güvenilir bir aktör değil. Nitekim son birkaç da Suud Sarayı devamlı şekilde darbe, karşı darbe da istikrarsızlıklara sahne oluyor. Bunun tek anlamı var. Amerika Birleşik Devletleri kontrol etmekte zorlanıyor. Ve şu an o saraydaki mücadele Suudi Arabistan'a da taşmış vaziyette ve saraya yönelik bir takım içeride başlatılan komplolar bugün saray dışındaki başka ülkelerde de gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Cemal Kaşıkçı hadisesi özet olarak bu. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan dışında kendi kontrolünde statükocu güçler oranlandırabileceğimiz Suudi Arabistan'daki güçlerle birlikte ki bunlar 1944'ten bu yana Amerika ile birlikte çalışırlar. Bunlarla şu an istemediği Selman'a bir gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Veliaht Selman'ı indirmek üzere bir operasyona başlamış. Fakat Türkiye en başından oyunu görmüş, oyunu okuyan bir ülke olarak temkinli adımlarıyla Birleşik Devletleri'nin bu hamlesini boşa çıkartmış vaziyette. Bunda en önemli Türkiye'nin elindeki istihbarat. Şu an Türkiye elindeki istihbarat avantajıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaşıkçı üzerinden varmak istediği birçok sonucu boşa çıkarmış bir ülke durumunda. Ve bu yapılan savcıların ve diğerlerinin bu anlamdaki sunma süreçlerinde yer almalarına baktığımızda da karşımıza şu ki süreci oyun kuralına göre yönetiyor. Suudi Arabistan da bu kurala uygun bir şekilde oynuyor. Bundan sonraki süreçte de böyle çok radikal anlamda bir takım gelişmeler şu an için beklemek zor. Ama burada tabii ki Suudi Arabistan Türkiye ile ilişkilerinde takınacağı tarz ve buna vereceği bir takım cevaplar önemli ki 2009'dan bu yana da Suudi Arabistan aslında 44 sonrası Amerika ile imzaladığı gizli anlaşma sonrası ikinci buna benzer bir anlaşmayı Türkiye ile imzalamış vaziyette. Yani Amerika'sı Suudi Arabistan açısından en büyük güvence burada güvendiği ülke Türkiye. Evet. 9'da yaptığı bu anlaşmayla da birlikte aslında şu an hem ikili ilişkiler bunda hem de İslam dünyasının, Türk İslam dünyasının geleceği bağlamında ortak bir takım adımlar atıyorlar. Bunlar çok kamuoyuna sığmıyor ama İslam ordusu bunlar bir tanesi. 2016'da emekli bir Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın başına getirildiği bir var. Ve bu İslam ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin de arası hedefinde. Bunu nereden anlıyoruz? Arap NATO'su, İslam NATO'su ve benzeri çıkışlar aslında hem bu İslam ordusunu sulandırmak kavramsal olarak ve kafa karışıklarına yol açmak hem de bunu daha doğuşla birlikte bitirmek. Bir virgül koyalım, devam tabii edeceksiniz Sayın Erol. Son dakika bilgisini ekranlarda göreceksiniz. Fırat'ın dosyacı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, Membiş'ten sonraki çalışma alanımız Fırat'ın doğusu olacaktır şeklindeleri var. Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri Membiş'ten sonraki çalışma noktamız, alanımız olacak şeklinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ifadeleri var. Membiş'te ABD'li ortak devre süreci tamamlandı. Bugün yarın da müşterekliğe başlayacak şeklinde ifadesi var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yine ekranların altında da son dakika bilgisi olarak göreceksiniz. Yine bizim de konu başlarımızın arasında zaten evet, bu da var. Biz değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda. Evet. Buyurun. Yani Kaşıkçı hadisesi önümüzdeki süreçte hem Suudi Arabistan'ın
kendi iç siyasetindeki dengeleri ve denkler büyük ölçüde ortaya koyacak. Ve bununla birlikte Suudi Arabistan dış politikası da ve özellikle Amerika, Türkiye, ABD boyutuyla büyük ölçüde şekillenecek. Şu sıkıcı ile ilgili bence söylenebilecek olanlar bunlar. Soruluyor. Yani şu anda ceset hala bulunamadı ve neden Türkiye'de olduğuna ilişkin de çok sorular var karşılaştığımız. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani aslında bu sorunun cevabını önce satır aralarında verdim. Mevzu başkonsolosluk seçilmek suretiyle hadise en temelde Türkiye Suudi Arabistan krizine dönüştürülmek istenildi. Hem Türkiye üzerinde hem de Suudi Arabistan birer uluslararası baskı oluşturulmak hedeflendi. Nitekim başkonsolosluktaki ki bunlar basına yansıdı. Bir takım başkonsolosla oraya gelen işte Kaşıkçı hadisesinde adları geçen bir takım yetkililere bakıldığında onlar arasındaki görüşme de bununla ilgili çok somut ipuçları veriyor. Nedir o? İşte başkonsolos bu hadise eğer diyor ciddi anlamda benim açımdan sıkıntı olur diyor. Oradakiler yani Kaşıkçı olayında adı geçen Suud görevliler ise ki burada Suudi Arabistan İstihbarat Başkanlığı'nda Amerika'ya ve Kushner'e çok yakın isimden bahsediliyor. Bunun koordinasyonunda, bunun bilgisi dahilinde gerçekleşen bir hadise çok açık bir şekilde ortaya konuluyor. Onun gönderdiği oradaki görevliler olduğu anlaşılan kesimde başkonsolosa diyor ki konuşma. Yoksa diyor Suudi Arabistan'a geldiğinde senin başın dağılır. Dolayısıyla Suud Sarayı'ndaki o çatışma yani statikocularla yeni bir Suudi Arabistan, bağımsız bir Suudi Arabistan'ı hedefleyenler arasındaki çatışmanın bir boyutta Türkiye'de, İstanbul'da gerçekleşiyor. Ve bu da İstanbul'un neden seçildiğini ortaya koyuyor. Yani eğer Türk istihbaratı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada dikkatli olmasaydı, bu süreci yakından takip etmiyor olsaydı bugün belki çok zor durumda olacaktı. Ama Türkiye hem kendisini hem Suudi Arabistan'ı hem de Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki o bahsettiğim ilişkileri hedefe alan bu oyunu büyük ölçüde bozmuş vaziyette ve Amerika açıkçası bir adım geri adım atmış bulunuyor. Nitekim Trump'ın ve ABD'li yetkililerin açıklamalarına bak Türkiye'ye, Türk istihbaratına bu anlamda övgü üstüne yağdırıyorlar. Ama sonuçta bu övgüler şunu gösteriyor. Amerika Türkiye'nin elinde o istihbaratın farkında ve Türkiye bu istihbaratı açıkladığı takdirde belki büyük ölçüde bundan zarar çıkacak olan ülkede Amerika Devletleri ve Suudi Arabistan içerisindeki o statikocu kesecek. Ondan dolayı Amerika aslında İstanbul üzerinden çok farklı şeyler hesaplarken evdeki hesap çarşıya uyuyor ya da İstanbul'daki o efendime söyleyeyim operasyon bağlamında istenilen sonuca ulaşmadı. Tam bir bu anlamda Amerika'nın son dönemde yaşadığı büyük istihbari başkan biri olarak muhtemelen tarihe kaydedildi. Evet yine ABD üzerinden az önce ifade ettiniz. ABD sarayı kontrol edememekte zorlanıyor şeklinde bir ifade olmuştu. Efendim bir kez daha hatırlatmışım. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı El Macib İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la ikinci kez görüşmek için adliyeye gitti. Adliyede görüşüldü. Yine Suudi Başı İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti. Suudi Arabistan Konsolosluğu'na gitti. Binaya girdi ve İncel'de şu anda bulunuyor. Biz yine bilgi geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin. Evet. Bir şey mi ekleyecektiniz hocam? Burada şöyle bir şey var. Asıl siz de konuşmanızda belirttiniz. Cesedin bulunması önemli. Evet. Ceset şöyle muhtemelen bulunacak. 2 Ekim gününden itibaren evet. Yok. Ettiğimiz statikocu ile ilgili bir takım isimler netleştiğinde muhtemelen cesede de ulaşılmış olacak diye düşünüyorum. Çünkü onun sonrasında artık bu ceset boyutu, cinayet boyutu, tartışma boyutu büyük ölçüde daha bir netlik kazanıyor. Evet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ekranda görüyorsunuz. Fırat'ın doğusunu operasyon mesajı Hulusi
Membiç'ten sonraki çalışma alanı Fırat'ın doğusu olacak şeklinde az önce ifadelerde bulundu. Bizler de sizler için ekranlara getiriyoruz. Membiç'te ABD'li ortak devriye görevinden Münbiç'ten sonraki çalışma noktalarının yine Membiç'te ABD'li ortak devriye bugün yarın başlar ifadelerini kullandı. ABD'li ortak devriye eğitimlandı. Bugün yarın da müşterek devriye başlığında de yine Milli Savunma Bakanı Hulusi son dakika açıklamalarında ekranlarda görüyorsunuz. 27 Ekim'e gideceğiz. Suriye konulu 400 zirve vardı İstanbul'da. Bir zirveydi. Türkiye yansımaları neler olacak onu konuşacağız ama dilerseniz sizinle bir araya gidelim, bölünmesin. Tabii. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Enerji kimlik belgesi, binanızın performansını, sera gazı emisyonunu, yalıtım özelliklerini ve binanızda kullanılan mekanik sistemlerin enerji tüketimleri ile ilgili içerir. Enerji performansı yüksek binaları tercih edin. Evinizin ısı konforunu artırmak için yalıtımınızı mutlaka yaptırın. Pencerelerinizde kaplamalı camlar kullanın, ısı kaybını azaltın. Oda sıcaklığı arttığında pencereleri açmak yerine termostatik vanalara kısın, faturanızı azaltın. Enerji verimli lambalar kullanın, tasarruf edin. Cihaz alırken A sınıfı ve üzeri cihazları tercih edin. Tasarruf etmeye hemen başlayın, geleceğe umut bakın. İnsanda güzel olan yüzdür. Yüz güzel olansa gözdür. Ama insanı insan yapan, ağzından çıkan sözdür diye ne de güzel söylemiştir Mevlana. Onun için sözü bitirip, bilgiyi tüketip, aklı durdurup, düşünceyi öldürenleredir sözümüz. Milli ve manevi değerlerimizle oynayanlar, andımıza ve istiklal marşımıza dil atanlar, ortak akıldan çıkanlar, sözümüz size. Ülkeyi Türk, Kürt diye bölmeye çalışan, milleti Alevi, Sünni diye ayrıştırmaya kalkan, insanları sağcı, solcu diye ayıranlar, gerçek inananlar, dergah diye farklılaştıran, sözümüz size. Milli bayramları inkar eden, Türkiye Cumhuriyeti tabelalarından nefret eden, Türk kelimesini faşistik olarak anlayan, sözümüz size. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, rahatsız olduğunu söyleyen, ezan sesi kulağımı tırmalıyor diyen, devlete seri katil diyerek hakaret eden, sözümüz size. Adil ve adaletli olma çalışmalarına engel olup, baklava çalan çocuk hapis yatan çocuk katili Öcalan ev hapsine çıksın diyenler, sözümüz ulusal değerlerimizi tehdit eden, hepimiz kardeşiz deyip sırtımızdan vuran, asla aklı ihanetle sadakati ayıramayanlar, sözümüz size. Dememiz o ki, bize söylenenler gibi biz de ne söylediğimizi, kime söylediğimizi ve ne zaman söylediğimizi asla unutmayız. Biz milletin adil olan vicdanı, vicdanın merhametin sesi ve o sesin kısılmayan nefesi. Çünkü biz milletin sözü. Bengütü, milletin sözü. Yapsa yapsa Modalife yapar. Şimdi düğün paketi alın. Yatak ve baza hediyenizi kaçırmayın. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi. Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti. Chicago Tribune, Amerikan gazetesi. Efendim devam ediyoruz. Sorularımıza değerli bir konumuz var. Ekranların başına yine gelen izleyiciler bir kez daha
Hatırlatalım, Ankasan Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birlikte Cemal Khashoggi cinayetini konuştu ve yine az önce de ifade ettik, inceleme devam ediyor. Suudi Başsavcı tarafından gelişmeler olarak devam edeceğiz. Son dakika bilgisi ekranların altında yer alıyor. Milli Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması, Membiç'te ABD ile ortak devriye bugün yarın başlar şeklinde ifadesi var. Fırına operasyon mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Gelişmeler oldukça ekranların altından takip edebilirsiniz. Haber merkezimizde bizlere ilettiği sürece sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz efendim. Evet, devam ediyoruz. 27 Ekim Cumartesi gününe gideceğiz Sayın Oğlu. Şimdi araya gitmeden önce de ifade etmiştik. Önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı İstanbul. Evet. Arkamda göreceksiniz. Yönetmenim genelden görebilecekse beni. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan evde. Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla gerçekleşti. Evet. Bir araya geldiler. Zirvede masada İdlib, Suriye ve Suriye'deki siyasi çözüm vardı. Yani başta terörle mücadele de vardı. Ona da geleceğim ilerleyen dakikalarda. Zirveyi genel olarak bir değerlendirme vereceğim sizden. Akabinde yine zirveye ilişkin sorularım olacaktır. Şimdi bu dört aktörün bir araya gelmesi her şeyden önce yeni bir inisiyatif anlamına geliyor. Eylül ayından bu yana biliyorsunuz bu dörtlünün bir araya geleceğiyle ilgili bir tarihler telaffuz ediliyordu, zikrediliyordu. Sonunda işte geçtiğimiz günlerde bu zirve gerçekleşti. Şimdi bu zirvenin önemi şu. Her şeyden önce bu dörtlüye bakıldığında özellikle üç ülke Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi anlamda bir sahip. Yani sadece Türkiye değil, sadece Rusya değil, Almanya'sı da Amerika Birleşik Devletleri ile ve Trump'ın geldiği ilk günlerden itibaren bu kriz halkasının içerisine dahil olmuş olan ülkelerden birisi. Hı hı. Ve ötesi bu üç ülke çok dünyayı çok net bir şekilde ve bu anlamda da Amerika Birleşik Devletleri'nden daha bağımsız bir şekilde politika izlemeye çalışan ülkeler. Ve yine burada bakıldığında özellikle Türkiye-Rusya ikilisi bağlamında Amerika'nın izlemiş olduğu mevcut politikalar bu iki ülkeyi yakın çevrelerinden ciddi anlamda rahatsız ediyor. Aslında bakıldığında son dönemde ön plana çıkartıldığıyla de birlikteki bu Kırım ve Ukrayna'nın doğusu bağlamında kendisini gösterdi. Almanya'nın kendisi ve Avrupa'nın kendisi 2. Dünya Savaşı sonrası yoğun bir, ki özellikle Soğuk Savaş sonrası itibariyle bakıldığında Amerika'nın askeri yığınağına sahip oldu. Burada aslında Rus tehdidi üzerinden Avrupa'ya ve Almanya'ya ciddi anlamda Amerikan askeri yığınağı ve dolayısıyla bunların operasyonel anlamda elini kolunu bağlayıcı bir süreç söz konusu oldu. Ve tabii haliyle Almanya'ya hem iç siyaset hem de dış siyaset bağlamında ciddi durum. Şimdi bu zirveden yaklaşık 8 yıl önce Türkiye, Rusya, Almanya üçlüsü bir kez daha gündemdeydi. O zamanlar Almanya çok net bir şekilde şunu ifade etmişti. Türkiye, Rusya, Almanya arasındaki ilişkiler sadece iktisadi, ticari değil, siyasi de değil, güvenlik bazlı bir takım ilişkilerle de yapılanmalarla da daha geliştirilmeli, daha güçlendirilmeli demişti. Yani bunun anlamı aslında çok netti. Almanya, söylüyor Merkel, bir Avrasya üçlüsünü aslında işaret ediyordu. Yani en batıda efendim Almanya'nın yer aldığı ki Mackinder'in o kara teorisi uygun bir şekilde Doğu Avrupa'dan başlayacak olan süreç ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a müdahalesi ve arkasından Avrasya merkezini kurmaya çalıştığı imparatorluk ya da tek kutuplu dünyaya bir meydan ile birebir bir açıklamaydı bu. Ondan dolayı şu an İstanbul'da gerçekleşen bu aslında zirve geç kalınmış 8 yıl sonra gerçekleşen ve Suriye ile İdlib ile kalmayan daha geniş bir hedefleyen bir işbirliği olarak da bakılabilir. Ve eminim Amerika Birleşik Devletleri de hadiseye bu şekilde bakıyor. Çünkü Amerika'nın en son görmek isteyeceği şey Türkiye, Rusya, Almanya üçlüsünün yana gelmesi ve bu üçlünün etrafındaki kümeler. Mesela ne olur ne olmaz diye Macron'u da alıp yanlarına getirdiler. Çünkü Macron'a bakıldığında Amerika ile Almanya arasında bir takım politikalar izlemek üzere kendisine en azından Almanya karşısında bir manevra alanı oluşturmaya çalışıyor. Ya da yeni dünya düzeni yapılanması içerisinde kendi elini kuvvetlendiriyor ki Libya'da da bunu gösterdi. Sonrasında Suriye'de bir takım çıkışlar yapmaya çalıştı ama bunu beceremedi. Şu an için her üç ülkenin
yanında tutmaya mecbur olduğu bir ülke konumunda. Fransa'dan bahsediyorum. Fransa'dan bahsediyorum. Yoksa Fransa'nın ciddi anlamda burada bir zirvede bu olmasının üçlü... sebebi de bu yüzden. Hayır, zirvenin olmasının nedeni Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı her üç ülkenin ortak bir pozisyon almasıyla ilgili. Çünkü Amerika öyle bir politika, 2010 yılındaki bu açıklama sonrası Rusya ile Almanya ve Avrupa karşı karşıya getirildi. Türk-Rus ilişkileri bir krizin içerisine sokulmayıldı. Ama en temelde Türkiye ve Rusya bundan öncelik, ki bu 27 Haziran 2016'daki normalleşme süreci bunun bu açıdan. Şimdi benzer bir süreci Almanya bekliyor. Çünkü Kırım işgali ve Doğu Ukrayna sorunu Rusya'yı Avrupa nezdinde bir anlamda sicili daha bozulmuş, güven duyulmayan bir aktör konumu vaziyette. Kırım işgaline ya da Doğu Ukrayna krizine kadar Avrupa algısı özellikle Almanya üzerinden daha pozitifti. Ve Almanya ve Rusya arasındaki enerji diplomasisiyle birlikte Rusya Avrupa'ya kendisi güvenilir bir dost ülke gibi işte kabul ettiriyordu. İşte Doğu Ukrayna ve Kırım'a kadar. Nitekim o işgal sonrası Doğu Avrupa merkezli olarak ülkeler şunu söyledi. İlk defa Avrupa'nın sınırları bir savaşla değişiyor. Ve bu anlamda Rusya konusundaki tehdit arttı, tehdit algısı arttı ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu çok net bir şekilde kullandı. Amerika, Rus tehdidini bir anlamda provoke etmek suretiyle hem Avrupa Birliği üzerindeki etkisini, dolayısıyla Almanya politikalarını sınırlayıcı bir hamlede bulundu, hem de elini güçlendirdi. Dolayısıyla Merkel açısından hadise, bu üçlünün bir araya gelmesiyle birlikte Türkiye üzerinden özellikle Rusya'yı tekrar güvenli, güvenilir bir aktör Avrupa Birliği'ne kabul ettirmek. Türk-Rus ilişkileri sergilenen tablo Merkel'in elini kuvvetlendiren bir tablo. Bundan dolayı Merkel'in bundan sonraki Rusya ile ilişkileri sıcaklaştırmak, yakınlaştırmak suretiyle Amerika'nın kendisi ve Avrupa Birliği üzerindeki baskısını azaltmak. Rusya da böylece aynı şekilde Avrupa ile o eski ilişkilerini tekrar tesis etmeyi kazanacak. Dolayısıyla zirve her ne kadar Suriye ve İdlib olarak çıksa da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kar üzerinden bölgeyi ve domine etme girişimlerine karşı o bildire verdikleri bir takım mesajlar. Diyorlar ki biz oyunun çok net bir şekilde farkındayız. Mevcut statükonun değişmesini istemiyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda daha kendisine manevra alanı oluşturacak bir takım oldu bittilere de zemin hazırlamayacağız diyorlar. Ve Türkiye'ye Suriye konusunda verilen mesaj da bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ve Orta Doğu'da yine bu hem Almanya'nın hem de efendime söyleyelim ve tabii ki Türkiye'nin daha da rahatlamasıyla eşdeğer olacak. Ama eğer Amerika burada bir güç kazanırsa o zaman bu oyunun alanı daha da genişleyecek ve devletleriyle mücadele belki o kadar kolay olmayacak. Şimdi az önce de ifade edilip de bu zirvede önemli bir konu başlığıydı söyledik. Rus ve Türk askerleri devreye görevindeyken İstanbul'daki tarihi zirve öncesinde de malumunuz İdlib'de bir bombalanma yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede yapmış olduğu açıklamada İdlib noktasında Rusya ile işbirliği devam edeceklerini ifade etti ve S-400 açıklamaları da var. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklandı. Nasıl değerlendirirsiniz efendim? İdlib'deki son durum hakkında zirvedeki konuşulanları da değerlendirmek alacak olursak İdlib'le ilgili son durum hakkında neler söylersiniz? Açıklamalarına bakıldığında çok memnun değilmiş gibi bir hava çiziyor. Ama Ruslara şunu sormak lazım. Yani bu iş o kadar kolaysa gel buyur demek lazım ki zaten Ruslar buna yanaşamadığı için Türkiye'ye dediler ki İdlib noktasındaki zirvede İran-Türkiye üçlüsü bu noktada bir mutabakata vararak dediler ki birinci derece sorumlu sensin. Ruslar neden memnuniyetsiz gibi duruyorlar? Çünkü silahların bir an önce efendime söyleyeyim belki radikalların bu silahlardan arınmasını bekliyorlar. Grupların bir şekilde imhasını bekliyorlar ki bunun yapılabilmesi mümkün değil. Onların ortaya koymaya çalıştığı bir takvim var ama bu takvimin
sahayla sahadaki gerçeklerle örtüşür bir tarafı yok. Yani bu sahadakiler çoluk çocuk değil. Elinden gidip işte elmalı şeker verip ver bakayım sim tipler değil. Ve bundan dolayı da Türkiye'nin işi öyle göründüğü kadar kolay değil. Oysa Rusya da biliyor, İran da biliyor ki bu güçler gelmeseydi, bir anlamda buradaki Türkiye'nin varlığı onlar açısından bir unsur olmasaydı, ne Suriye'deki iç savaşın seyri bu kadar hızlı değişirdi, ne de Türkiye, Rusya, İran üçlüsünün Amerika karşısında eli bu kadardı. Dolayısıyla burada Rusya bir takım çıkışlar yapıyor olsa da sonuçta Türkiye'nin buradaki durumunun farkında. Evet, yine İdlib'le ilgili de ifadeleriniz olacaktı ilerleyen dakikalarda da, aralarda da lütfen söyleyin. Şimdi şuna geçeceğim. Az önce de yine son dakika bilgisi olarak da verdik. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da açıklamaları var Fırat'ın doğusuna ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında sürekli Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali veriyordu. Grup toplantıları başta olmak üzere. Ve en son 400 zirveyi konuştuk ve 400 zirvede Fırat'ın doğusuna operasyon sinyalmişti. Ve akabinde ilk vurulma oldu diyebiliriz. Oldu, biz de bunları gördük. Efendim şimdi Fırat'ın doğusunu konuş. Hani nasıl sorayım, genel bir değerlendirme isteyeceğim sizden. Fırat'ın doğusu var, batısı da okuyor. Membiş de önemli, Membiş'teki YPG varlığı da önemli. Siz şu andaki sıcak son dakika açıklamalarıyla birlikte Fırat'ın doğusunda nelerse soralım. Aslında şunu söylemek lazım ki Türkiye bunu çok net bir şekilde açıkladı. Yani da ifade etti. Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmak isteniyor ve Türkiye buna asla müsaade etmeyecek. Dolayısıyla batısı diye bir şey olamaz. Evet. Sonuçta ortada bir proje var ve bu projenin bir şekilde atılması gerekiyor. Türkiye'de bu konu işte biliyorsunuz Cerablus'ta 24 Ağustos'ta ilk hamlesini yaptı. Elbap derken Afrin ve şu an konuşuluyor ki Minbiş'te aslında konuşulacak bir şey yok. Oraya terör örgütü girdiğinde Amerika dedi ki bunlar DAEŞ'i temizleyecek sonra girecek. Şimdi DAEŞ yok Münbiş'te ya da Membiş'te ama terör örgütü oradaki varlığını devam ettiriyor. Dolayısıyla sözünü duymayan bir Amerika Birleşik Devletleri var bir kez daha. Ve bundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye söyleyebilecek aslında çok bir şey yok. Nitekim Türkiye'de bunu çok net bir şekilde açıyor. Özellikle Afrin ve sonrası itibariyle. Şimdi Amerika ne yapmaya çalışıyor peki? Amerika şunu yapmaya çalışıyor. Önce Membiş üzerinden Fırat'ın doğusu noktasını Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor. Burada bir pazarlık unsuru, pazarlık mevzu karşımıza çıkan bir Membiç durumu var. Ki ben Membiç ya da Münbiç'i de pazarlık etmem. Yani Membiç sonrası Fırat'a boşaltılacak ya boşaltılacak. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne yapabilir? Şimdi bu terör örgütünü aslında 20 Eylül'den itibaren kullanmaya çalışıyor. İşte Kuzey Irak'ta Erbil'i hatırlayın. Orada buradan istediği sonucu elde edemedi. Artı Suriye'nin kuzeyi bağlamında Afrin'de baktı. Güya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orayı dar edeceklerdi. Türkiye açısından Vietnam olacaktı. Hepsi topukladı, kaçtı. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi anlamda orada kullanabilir bir vekaleten unsur yok. Ve bunların Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadele edebilmek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan Türkiye ile, yani Türkiye ile birlikte hareket eden güçlerle birlikte karşı karşıya kalma durumu var. Amerika bunun farkında. Bundan dolayı Membiç hadisesiyle Amerikan ilişkilerine kriz zirve yaptığında Tillerson akıllıca bir yaptı ve bu krizi dondurdu. Bu ortak devri aslında bir önceki Dışişleri Bakanı'nın yaptığı hamle sonucunda Türk-Amerikan ilişkilerinde Türk ve Amerikan askerlerinin karşı karşıya gelmesini engelleyici bir adımdı. Karşı karşıya gelirler miydi? Vallahi Türk et torbalarını bile hazırlayındı. Yani kim karşımıza çıkarsa biz bunu söyleyeyim temizleyeceğiz ve bu alanda operasyonumuzu yapacağız dedi. Şimdi Türkiye'nin bu kararlılığı oldukça önemli. Çünkü bakıldığında Türk-Amerikan ilişkilerinde özellikle 1 Mart tezkeresiyle de gündeme çok gelmese de ki muavenet hatırlayın 92'de. Ve Güneydoğu'da PKK'ya bu Amerikan unsurlarının verdiği destek de hatırlandığında aslında 90'lardan itibaren Türk ve Amerikan silahlı unsurlar arasında bir şekilde burada bir mücadele var. Bu açıktan bir savaş, açıktan bir çatışma olarak kaydede böyle bir durum var. Dolayısıyla Amerikalılar bunun farkında ve Münbiç'te eğer direnmeye devam ederlerse o zaman Türkiye'nin de devreye sokacağı çok daha farklı unsurlar.
Ve bu Türk-Amerikan ilişkilerinde Amerika'nın hiç de arzu etmediği ciddi anlamda kırılmayı da beraberine getirebilir. Oysa şu an ne Amerika ne de Türkiye böyle kırılçık konuşalım. Bu sadece Amerika açısından değil, Türkiye açısından da böyle. Ki Türkiye'nin mevcut izlediği politika dengeye dayalı çok boyutlu bir politikayı ve mümkün mertebe bu taraflar arasında bir kendisine alanı oluşturmaya hedefliyor. Ve Amerika'da bu noktada Türkiye'nin aslında oynamaya çalıştığı oyunu görüyor. Buna çok daha farklı bir yemiyor. Çünkü verdiği takdirde Türkiye'nin burada bir seçeneğe mecbur bırakılacağını görüyor. Fırat'ın doğusu ve Münbiç bu anlamda Türk-Amerikan ilişkilerindeki geleceğin adını büyük ölçüde koymaya aday. Yani eğer Amerika Fırat'ın doğusu noktasında ısrar eder ve ben Büyük Orta Doğu'da istediğimi yapacağım derse o zaman Türkiye bunu düşmanca bir tehdit olarak daha net bir şekilde görür. Ve ona göre işte ki bu İstanbul'da verilen fotoğraf bunun bir görüntüsü. Türkiye, Rusya-Almanya üçlüsü olarak buradaki safları daha da kuvvetlendirme yoluna gider ve burada belirleyici ülke olur. Suriye'deki iç savaşta asıl belirleyici olan ülke Türkiye'dir. Bunu neye göre söylüyorum? 2015 Eylül'de Rusya Suriye'ye müdahale etmeseydi Esad ve İran kaybediyordu. Tam kaybetme noktasında 2015'te Rus silahlı kuvvetleri sahaya indi. 24 Kasım 2015'te de Türkiye-Rusya arasında uçak krizi çıktı biliyorsunuz. Buradaki amacın şu olduğu çok net bir şekilde görüldü. Bu operasyonla Rusya orayı belki değiştirme kapasitesine sahipti. Ama bunu ancak Türkiye ile iyi ilişkilere sahip bir Rusya değiştirebilirdi. Ondan dolayı Türk-Rus ilişkileri hemen Eylül 2015'i müteakiben sokuldu. Ve açıkçası istediklerini de 27 Haziran'a kadar önemli ölçüde elde ettiler. Yani Amerika'daki ağırlıklar çok etkilenmedi. Ne zaman etkilendi? Türkiye-Rusya arasındaki o kriz neticelendirilip Türkiye-Rusya arasında yakınlaşma başlayınca 27 Haziran 2016'da ve Suriye Savaşı'nın seyri Türkiye'nin çok net bir şekilde tavrını ortaya koyması ve Amerika ile birlikte bir anlamda orada mücadele şekillendi ve Amerika büyük ölçüde Suriye'de kaybetti. Şimdi son bir husus var burada. Eğer Amerika ki Türkiye şu an o 27 Haziran'a giden süreçte olduğu gibi Amerika'ya soruyor. 27 Haziran'a giden süreçte izleyicilerimiz açısından söyleyelim. Hı hı. Türkiye Amerika'ya şunu demişti. Amerika benim müttefikim PYD, YPG deyince senin bin kim? Ben mi? Amerika orada böyle kelime oyunları bizim o karadaki müttefikimiz falan demişti. Türkiye dedi ki hayrını gör. Ve ondan sonra efendime söyleyeyim tekrar süreci başlattı. Şimdi Fırat'ın doğusu mu ben mi noktasına doğru gittiğinde ki böyle bir şey de olabilir ki Amerikalı'nda bunu Amerika aklı başı istemez. Eğer Fırat'ın doğusu derse bu sefer yakın çevremiz ağırlıklı çok daha farklı gelişmeler kaçınılmaz olur. Evet yine önümüzdeki gün ne gösterecek bakacağız göreceğiz. Tabii. Bizler de izleyicilerimize en doğru şekilde ve en hızlı şekilde aktarmaya doğru haberleri devam edeceğiz. Gelişmelerde keza öyle. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet Ankara Sağlıkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol bizlerle birle oldu. Küçük bir dış politika turu yaptık ve bizler şimdi araya gidiyoruz. Saat başında buradayız.